Biz bunu konuşurken anne babalar lütfen şu açıdan strese girmesinler. Ay bunun bir sürü maddeleri mi var? İşte yazalım, not alalım, hangisini yapacağız falan gibi bir strese girmesinler. Neden? Çünkü Allah-u Teala zaten çocuğu bakım almaya teşvik eden sinyallerle yaratmış. Bu sinyalleri görüp buna mukabele ettiğin zaman o bağlanmayı zaten doğal olarak sağlıyorsun. Yani ekstra bir literatür bilgisi bileyim ben burada. Ondan sonra bunu da böyle bu hani ekstra eklemlenecek bir şey değil. İtidalli götürdüğün zaman ilişkini bu doğal olarak zaten kendiliğinden sağlanıyor. Bowlby diyor ki dört şekilde diyor çocuk bağlanmaya olan ihtiyacını sinyal veriyor. Birincisi diyor ağlama, agulama, gülücükler falan gibi belli ses ve mimiklerle diyor sinyallerini veriyor. İlk bebeğin bağlanma sinyali. Şimdi ben bu bilgiyi aldığımda ne yapacağım? Temelde hani şunu dedik ya bağlanma çocuk bir sinyal verecek. Anne baba o sinyali görecek, karşılayacak, bağlanma olacak. Çocuğun mesela ağlamasına, çocuğun kucak istemesine yükleyip manaya bakacağım. Genelde toplumumuzda çocuğun bu çok doğal sinyalleri suistimal etme, istediğini yaptırma, aman cazgırlaşma, huzuru bozma, Sadece toplumumuzda değil, şımarma. böyle kuramlar da var. Yani ağlasın diyen kuramlar da var. Yani o manada bu farklı farklı şeyler de çıkmış yani. Yani buradaki bakış açın ne? Çünkü bu bakış açını iyi tahlil et ki doğru sinyal veriyor musun? Oradan bir karşılığını göreceksin. Çocuk ağlıyor. Temelde benim algım şuysa benim yavrumun özellikle bir bebekten bahsediyorsak her ağlama bir ihtiyaca mukabildir. Sadece bebek için de değil aslında bir yetişkin için de yani daha büyük bir çocuk için de yetişmiş bir çocuk için de ve bir yetişkin için de her ağlama bir ihtiyaç altında bir insan durduk yere ben de oturayım ağlayayım deyip mi ağlar yani illa ki altında giderilmeyi bekleyen bir ihtiyaç var. Çocuğun her haline böyle bakıyor olsam o zaman o ağladığında da bir bakacağım. Temelde çok basit bir mantıktır yani. İlk bakacağın şey elbette fiziken bir acısı bir ihtiyacı var mı ona bir bakar. Hani karnımı aç onu. Değilse anneler orada zaten daha çok çuvallıyoruz biz. Çünkü karnı açsa doyuruyorsun, susuyor. Ama karnı aç değil, altı temiz, işte gazı yok, bir şeyi yok. Niye ağlıyor o çocuk? Çocukların da aynı yetişkinler gibi psikolojik ihtiyaçları olduğunu unutuyoruz. Küçücük bebeğin de psikolojik ihtiyacı olacak. Bir yetişkin ne zaman ağlar İsmail Tonga? Üzüldüğünde ağlar, sevindiğinde ağlar. Korkuyorsa, stres biriktirdi, Mesela çok yoğun bir gündü, çok yorgun, bir rahatlamak damla için gelir. ağlar. Bak geçen günkü o paylaşımda Rahatlamak için yazıyordu ya. ağlar. Bir yetişkin rahatlamak için ağlar. Bir bebek de rahatlamak için ağlayabilir. İlla ki karnının aç olması gerekmez. Bilmiyoruz ki belki yavrucuğum annesinin karnındaki ekmek elden, su gölden hayatı özlüyor. Belki bir şey oldu o an bizim bile fark edemediğimiz bizim için çok normal bir şey oldu. Perde oynadı ve çocuk bundan korktu. Daha büyük bir çocuk için de okulda bir şey yaşadı. Anaokuluna gidiyor. Okulda sevdiği bir oyuncağını arkadaşı tık diye çekti elinden. Öyle kaldı orada bir şey de diyemedi. Alamadı da oyuncağı. Attı bunu içine. Bak bu çocuk için büyük mesele. Bizim için olmayabilir. Evde geldi. Eften püften bir şey sebep buldu. Çok hani ufak bir sebep. Başladı bağıra bağıra ağlamaya. Biz deriz ki o sebebi görürüz ki mesela çocuk okulda öyle bir şey yaşadığını bilmiyorsun tamam mı? Çocuğun bir şeye dolmuş olduğunu bilmiyorsun. Sofraya çağırıyorsun. Diyelim en sevdiği de çorbayı, mercimek çorbasını çok seviyor. Mercimek çorbası yapmışsın yavrucuğum mercimek çorbası sen seversin diye yaptım diyorsun. Önüne koyuyorsun. Çocuk birden atıyor kaşığı ben bu çorbayı hiç sevmem deyip ağlamaya başlıyor. Genelde biz yetişkinin gördüğü şey o son şeydir ve orada deliririz. Deriz ki yahu sen bunu çok seversin. Ben de sen seviyorsun diye yaptım. Niye şımarıklık yapıyorsun? Oysa ki çocuk aslında başka bir şeye doldu. Ve oradan işte eften püften bir şey sebep gösterip ağlamayıp rahatlamaya çalışıyor. E biz her zaman bunun altındaki sebebi bilebilir miyiz? Mümkün değil. Ama en azından ağlamaya öyle bir anlam yükleriz ki bunun bir ihtiyaca binaen olduğunu biliriz. Ve yavrucuğum ya bir şey senin ne kadar moralini bozdu bugün bir ağla bir açıl bir bakayım deriz. Teşvik ederiz, destek oluruz sebebi bilemesek bile. Ve bu yaklaşımı gerçekleştirdiğimiz çoğu zaman çocuklar sebepler konusunda da bize açılmaya başlarlar. Bak şöyle sorsan açılmaz. Ne oldu bakayım? Niye ağlıyorsun yine sen? Neye mızmızı?
Bunu sor, yok bir şey der geçer hatta büyük çocukta. Ama böyle bir destek ol, bir teşvik et. İki cümle sonra çocuk anne okulda da böyle bir şey oldu diye ifade edebilecek bir yaştaysa eğer açılmaya başlar. Birincisi bu. İkincisi Bowlby diyor ki bağlanma davranışlarında ikincisi çocuğun sinyal almasıdır. Anneden ve babadan gelen sinyal, yani kendi vermesinin dışında sinyali kabulü. 0-8 ay arasında bebeklerde herkese karşı bu ayna gibi gözükür diyor. Yani anneye karşı çok bir seçicilik yok gibi gözükür. 9 ay sonrasında çocuk amacına ve ihtiyacına uygun yönelmeye başlar. Şimdi Mevada gözlemliyor musun 10 aylık kızında? Evet, evet. Birinin kucağına gidip birinin kucağına gitmek istemediğini çok açık nasıl ifade ediyor. Anneye dair ayrı bir seçiciliğinin olduğunu nasıl çok ifade ediyor. Bazen mesela bugün sabah yaşadığım çok basit bir şey anlatayım. Bizim upuzun bir koridor var evde. Hı hı. Meva emekliye emekliye geliyor koridorun bir ucundan. Ben de yapabildiğimce onun hizasına inmeye çalışıyorum iletişim kuracağım zaman. Ben de hole uzanıyorum. Onunla aynı düzleme geçiyorum. Oturdum böyle uzanır gibi şey yaptım. Böyle kolumu da açtım. Ondan sonra bir baktım hiç pas vermeden geldi ben şuradayım çayın olduğu yerdeyim diyelim. Yanımdan pıt 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 geçti gitti. Niye gelmiyorsun gel bakayım değil. Bak o sırada kucağıma gelmek istemiyor. Bu kadar basit. Gitti gözlemledim şöyle döndüm arkadan baktım ne yapacak diye. Gitti oradaki başka bir şeye böyle tık 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 bir şey dikkatini çekmiş ona doğru gidiyor yani. İstemeyebilir. İhtiyacı senin sinyaline verdiği cevap buna da saygı duyacaksın. Bu da çünkü çocukla bir olmak, meczi olmak kadar ihtiyaç duyduğunda çocuğu yalnız ve kendi haline bırakmak da bağlanmanın ve iyi ebeveynliğin önemli bir şeyidir. Bazen değil mi büyük çocuklarda da yavrum üzgünsün istemiyorum yalnız bırak. Hayır konuşalım. Yahu değil bazen yalnız kalmak ister. Evliliklerde de değil mi her an birlikte olmak mı? Hayır bazen kendi kendine kalmak. İkincisi bu. Üçüncüsü ilişkiyi sürdürme davranışı gösterir diyor. Yani birinci adım olarak yakın olmak ister seninle ve bunu devam ettirmek için kucak işareti yapar. Al beni. Ya da kucağına gelir saçından çeker, kulağından çeker, kendine yapıştırır. Yakın olma davranışı gösterir. İkincisi de anne babanın ayrılık anksiyetesi yaşamamak için uzaklaşmalarını engelleyecek hallerde bulunur. Bunu sırf bebekler değil bak büyük çocuklar da yapıyor. Ne yapar? 2-3 yaş mesela. Hı hı. Telefonla konuşuyorsun sürekli araya girer bir şey söyler orada. Çalışıyorum yavrum demişsin oturmuşsun mesela. O da sürekli gelir yanına gelir gider bir şey der gelir gider bir şey der. Çünkü sen aslında bedenen onun yanında olsan da çalıştığında ayrı bir dünyadasın artık. Hı hı. Kapattın ya kendini. O da hayır benim dünyamda da ol diye sürekli taciz eder seni. Sürekli taciz eder. Bunların hepsi aslında çocuğun gıcıklık olsun falan diye yaptığı şeyler değil. Bağlanma ihtiyacını teşvik etmek için içgüdüsel olarak yaptığı davranışlar. Dördüncüsü de burası bu vadeyi ben çok önemsiyorum. Stres halinde anneye daha çok yapışma davranışı gösterir çocuk diyor Bowlby. Stres halindeyken anneye daha çok yapışma davranışı. Bunu biz nerede görüyoruz? Bir, memeden kesme. İki yaşına geliyor çocuk artık. Dişim işi çıktı. Normal yemeğini yiyebiliyor. Anne kesecek ya memeden. Annelerin ekserisi şunu sorar. Ya çocuğu sütten ayıracağım ben. Daha çok emmeye düştü. Bu kadar emmiyordu yani. Bu kadar değildi. Kesecektik. Günde diyelim 3 kere emiyordu. Kesmeye başladım. Günde 6 kereye, 7 kereye çıkarttı. Böyle bırakmak istemiyor. Neden? Stres anında bir değişiklik olacak. Stres anında daha çok yapışıyor. Bırakmak istemiyor. Başka? Anaokuluna başlarken? Stres. Ne zaman bir değişiklik, bir stres kaynağı varsa. Anneye hemen yapışma davranışı. Anne işe başlarken. Mesela evet. O da bir değişim çocuk için. Daha çok bir arkadaş şunu demişti. Çocuğu da bayağı küçükken böyle aktif bir işte çalışmaya başladı. Yani öyle bir durumları, şartları öyle gerektirdi. Diyor ki eve geliyorum inan diyor Hatice çok affedersiniz lavaboya bile yalnız diyor beni göndermiyor yani. Sürekli eteğimde. Sürekli eteğimi hiç bırakmıyor. Böyle uydum gibi diyor. Bütün evi lavabo dahil olmak üzere birlikte gezer hale geldik. Aynı biçimde çocuğun stres nedeniyle o stresini rahatlatmak için bağını kuvvetlendirmek için annesine yapışma hali.